Geçenlerde içinde başkalarının yaşamlarına taşıdığın tüm sevgi, gülümsemeler ve şefkatli anlayış sana geri dönsün ve hayatın özel kılsın yazan bir tebrik kartı gördüm. Dikkatimi çektiği için birkaç kez okudum. Aklı dünyasal şeylerde olan kişi için bu yazıda bir gerçek var gibidir. Ancak Hristiyan inanlar için içinde daha da derin bir anlam yok mudur? Tanrı sözü bize tekrar tekrar Rabbin bereketlerinin tadını çıkartmamız için sevinçli olmamız ve sevinmemiz talimatını verir. Dağdaki vaazda ne mutlu ile başlayan ayetlerde İsa'nın hizmetini görmekteyiz. İsa bu ayetlerin her birinde ne mutlu demiştir. Sözlerinin doruğuna çıktığında da sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler demiştir. İsa izleyicilerine aynı zamanda yeryüzünün tuzu sizsiniz, dünyanın ışığı sizsiniz. Sizin ışığınız insanların önünde öyle bir parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler demiştir. Göklerde bizi hayatın karanlık ve zor zamanlarından esenlik ve teselli içinde geçirebilecek bir babamız olduğu için minnettar ve sevinçli olmalıyız.